Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die demonstrativ pronomen, yani işaret zamirleri. İşaret zamirlerine baktığımızda arkadaşlar bunları dört grup şeklinde inceleyebiliyoruz. Nominatif, akusatif, datif ve genitiflik olarak. Nominatifi daha önceden de görmüştük. Daha doğrusu bunların tamamını görmüştük. Görmemiş olan, izlememiş olan arkadaşlar ilgili dersleri mutlaka izlesinler arkadaşlar. Ama şöyle kısaca bir tekrar edecek olursak, öncelikle şunu söylemem lazım. Renklerin bir kodu var, öyle değil mi? Her artikel ilgili renkle gösteriliyor, ifade ediliyor. Mavi neydi arkadaşlar? Mavi der ile gösteriliyordu. Yani deri işaret ediyordu. Das neydi? Yeşildi. Die kırmızıydı eğer tekilse. Çoğullarda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Sarıyla işaretleme yapmış oluyorduk. Şimdi bunları incelediğimizde arkadaşlar nominatif ile ilgili, şimdi demonstratif pronom dediğimde, işaret zamiri dediğimde burada neyi kastetmiş oluyorum? Burada diyorum ki işte bu, şu anlamında işaret etmiş oluyorum. Şimdi nominatife baktığımızda arkadaşlar, yani bu yalın halde olarak da düşünebiliriz. Bu der Ort, öncelikle bunları bir anlamlandıralım. Der Ort il, ilçe anlamına geliyor arkadaşlar. Das Unternehmen, şirket ya da işletme anlamına geliyor. Die Universität, adı üstünde üniversite. Die Studenten, bu da çoğul olarak üniversite öğrencileri demek. Şimdi ben diyeceğim ki bu aynı il ya da ilçe diyecek olursam, das ist der selbe Ort. Bakın arkadaşlar, der selbe demek ki burada der ne olmuş? Buraya girmiş ve tek bir kelime şeklinde aynı il dediğimde demek ki das ist der selbe Ort demiş oluyorum. Buraya baktığımızda das Unternehmen, bakın burada ne olmuş? Das buraya geçmiş ve das selbe olmuş. Aynı işletme ya da aynı şirket derken ne diyecekmişim? Das ist das selbe Unternehmen diyecekmişim. Buraya baktığımda die Universität, dolayısıyla die selbe Universität, ne yapmış oluyorum? Das ist die selbe Universität, bu aynı üniversite demiş oluyorum. Çoğullarda da ne yapıyorum? Ist yerine sind yapıyorum, öyle değil mi? Sind'i kullanıyorum. Dolayısıyla bunlar aynı üniversite öğrencileri derken ne diyeceğiz? Das sind die selben Studenten demiş olacağız. Dilerseniz bunları bir tekrarlayalım. Demek ki aynı il ya da ilçe derken neymiş bu? Das ist der selbe Ort. Neden der selbe? Çünkü der Ort'tan dolayı aynı, bu aynı işletme, bu aynı şirket derken das ist das selbe Unternehmen. Neden? Çünkü das Unternehmen olduğundan dolayı. Bu aynı üniversite derken die Universität, ne olacak bu da? Das ist die selbe Universität olacak. Die Studenten, üniversite öğrencileri, bunlar aynı üniversite öğrencileri derken ne diyecekmişiz? Das sind die selben Studenten diyecekmişiz. Şimdi bunu bildiğimize göre, öğrendiğimize göre bunları akusatife, datife ve genitife çok güzel bir şekilde oturtacağımıza eminim. Akusatife baktığımızda arkadaşlar, hatırlayacak olursak der neye dönüşüyordu? Die'ne dönüşüyordu. Das ve die'ler ne oluyordu? Aynı şekilde kalıyordu. Tabi burada neye bakmamız gerekiyor? Artikellere bakmamız gerekiyor. Der ne oluyordu? Den. Dolayısıyla den selben. Şimdi bu örneğe baktığımızda öncelikle arkadaşlar, ich habe gesehen, gördüm. Yani burada bir perfektlik söz konusu. Dolayısıyla bir şeyi gördüm derken burada bir işaret etmiş oluyoruz. Aynı şehri gördüm derken demek ki ne olacak arkadaşlar? Demonstratif pronom, yani işaret zamirini kullanmam gerekecek. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Den selben. Burada selbe aynı anlamına geliyor. Sadece artikeli de ne yapmış oluyorum? İşin içerisine katmış oluyorum. Ve diyorum ki ich habe den selben Ort gesehen. Aynı şehri gördüm. Das Unternehmen, az önce söyledik, neydi? Firma demekti. Dolayısıyla aynı firmayı gördüm derken ich habe das selbe Unternehmen gesehen. Aynı firmayı gördüm demiş oluyoruz. Die Universität, akusatiflikte die dönüşmüyordu. Dolayısıyla die kalıyordu. Ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Ich habe die selbe Universität gesehen demiş oluyorum.
Buraya baktığımızda die Studenten burada da bir dönüşüm olmuyordu. Öyle değil mi arkadaşlar akusatiflikte? Dolayısıyla ne yapacağım? Die selben, ich habe die selben Studenten gesehen demiş oluyorum. Dilerseniz bunları tekrar edelim arkadaşlar. Der Ort demek ki akusatiflikte der neye dönüşüyordu? Den'e dönüşüyordu. Dolayısıyla den selben Ort. Aynı şehri gördüm. Ich habe den selben Ort gesehen. Aynı firmayı, aynı şirketi gördüm derken das da dönüşüm olmuyordu akusatifte. Dolayısıyla ich habe dasselbe Unternehmen gesehen. Die Universität akusatifte dönüşüm olmuyordu. Dolayısıyla ich habe dieselbe Universität gesehen. Aynı üniversiteyi gördüm. Aynı öğrencileri, üniversite öğrencilerini gördüm derken burada da bir dönüşüm olmuyordu akusatiflikte. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ich habe dieselben Studenten gesehen diyeceğim. Datif'e bakıyoruz arkadaşlar. Datif'teki durum neydi? De, da anlamına geliyordu. Ve der neye dönüşüyordu arkadaşlar? Dem'e dönüşüyordu. Das ne oluyordu arkadaşlar? Dem'e dönüşüyordu. Die neye dönüşüyordu? Der'e dönüşüyordu. Den ne oluyordu arkadaşlar? Die çoğul olduğundan dolayı datiflikte den'e dönüşmüş oluyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunu datif konusunda ayrıntılı görmüştük. Şimdi ne yapmış oluyorum burada? Selbe ya da selben ile beraber bir araya getirmiş oluyorum. Ve örnek cümleye baktığımızda arkadaşlar ich arbeite mit, ich arbeite in. Arkadaşlar mit ve in gördüğümde bir cümlenin içerisinde burada datiflik kullanılabilir. Yani mit de kesin öyle bir durum söz konusu. Ve in'de de aynı şey söz konusu. Bu ilgili prepozisyonlar datifi gerektirebiliyor. Dolayısıyla böyle bir örnekten gitmek istedim ben. Ich arbeite mit ile birlikte demek arkadaşlar. Bir şey ile birlikte çalışıyorum ya da bir yerde çalışıyorum derken ne olacak bu? Datiflik olacak. Şimdi diyeceğim ki aynı şehirde çalışıyorum. Ne diyeceğim o zaman arkadaşlar? Der, dem'e dönüşüyor. Dem selben Ort oluyor. Dolayısıyla ich arbeite burada in daha doğru olabilir belki, öyle değil mi? Aynı şehirde çalışıyorum derken ich arbeite in dem selben Ort. Aynı şehirde çalışıyorum. Das Unternehmen firma, aynı firmada çalışıyorum derken ich arbeite in dem selben Unternehmen demiş oluyorum. Buraya baktığımda die Universität, aynı üniversitede çalışıyorum derken ich arbeite in derselben Universität demiş oluyorum. Buraya baktığımızda, örnek olarak baktığımızda arkadaşlar inle olamayacağı için, değil mi? Aynı üniversite öğrencileri ile birlikte diyeceğim için ne olacak? Burada mit gelecek. Dolayısıyla ich arbeite mit den selben Studenten, aynı üniversite öğrencileriyle çalışıyorum demiş oluyorum. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Demek ki öncelikle datifi iyi bir oturtmuş olmamız gerekiyor, öyle değil mi arkadaşlar? Der da ne olacakmış? Dem olacak. Dolayısıyla selbenle birleştiğinde ne olacak? Dem selben. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ich arbeite in dem selben Ort. Aynı şehirde çalışıyorum. Das Unternehmen, datiflikte das ne olacak? Dem olacak. Selbenle birleştirdiğimde ne olacak? Dem selben Unternehmen. Dolayısıyla ich arbeite in dem selben Unternehmen diyeceğim. Die Universität, datiflikte die ne oluyordu? Der oluyordu. Dolayısıyla der selben, aynı üniversitede çalışıyorum derken ich arbeite in derselben Universität. Die Studenten, aynı üniversite öğrencileri ile birlikte derken hangi prepozisyon daha uygun düşer? Mit. Dolayısıyla ich arbeite mit den selben Studenten diyeceğim. Evet, geldi sıra genitif'e. Genitif'e baktığımızda arkadaşlar, güzel Türkçemizde neye karşılık gelebilir? Ben daha iyi otursun diye öğrencilere her zaman şunu söylüyorum. Nunki, nunku, yani ona ait olan gibi. Şimdi örneklere baktığımızda anlayacağız. Bunu zaten genitiflikte görmüştük. Yani ben mesela
Die Leute derken insanlar demiş oluyorum. Aynı şehrin insanları diyeceğim. Şimdi der neye dönüşüyordu arkadaşlar die Nativlikte? Des'e dönüşüyordu ve kelimenin sonuna ne geliyordu? Es gelmiş oluyordu. Buraya tabii bir kaynaştırma E harfi gelmiş. Dolayısıyla die Leute des selben Ortes, aynı şehrin insanları dediğimde des selben Ortes, die Leute des selben Ortes demek ki aynı şehrin insanları demiş oluyorum. Das Unternehmen, firma, şirket, aynı şirketin insanları derken ne olacak arkadaşlar? Das da des'e dönüşecek tıpkı derde olduğu gibi. Bundan sonra ne gelecek? Es gelecek. Dolayısıyla die Leute des selben Unternehmens, aynı firmanın insanları derken demek ki die Leute des selben Unternehmens demiş olacağız. Evet. Die Universität genitiflikte neye dönüşüyordu arkadaşlar? Dere dönüşüyordu. Dolayısıyla aynı üniversitenin insanları derken die Leute der selben Universität demiş oluyorum. Die Studenten genitiflikte ne olacak? Bu da çoğul der. Dolayısıyla burada die Leute, evet burada belki aynı şey uygun düşmeyebilir. Burada ne diyebiliriz arkadaşlar? Der selben Studenten. Ne diyelim? Diyelim ki kitaplar yani aynı üniversite öğrencilerinin kitapları diyelim isterseniz. Çünkü die Leute ile pek uygun düşmüyor. Ne diyelim? Die Bücher diyelim arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Die Bücher derselben Studenten, aynı üniversite öğrencilerinin kitapları gibi bir anlam çıkmış olur. Dilerseniz bunları bir yineleyelim arkadaşlar. Genitiflikte demek ki ne oluyordu? Der, des'e dönüşüyordu ve kelimenin sonuna ne geliyordu? Es ya da es geliyordu. Dolayısıyla ilkine baktığımızda die Leute desselben Ortes, aynı şehrin insanları demiş oluyorum. Das'a baktığımızda des Unternehmens oluyordu. Ama selben'le birleştirdiğimizde des selben Unternehmens, dolayısıyla die Leute des selben Unternehmens, aynı şirketin, aynı firmanın insanları demiş oluyorum. Die Universität denildiğinde, evet aynı üniversitenin insanları derken die Leute der selben Universität demiş oluyorum. Evet, die Studenten çoğul olarak baktığımızda der selben Studenten, evet burada die Bücher sanki daha bir uygun düşüyor. Dolayısıyla die Bücher der selben Studenten, aynı öğrencilerin kitapları demiş oluyoruz. Ufak bir ara verelim, dersimiz devam ediyor.